Hepinize selam dostlar, hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Car for Sale Simulator 2023 ve bölüm galiba 8-9 da olabilir. Her neyse, onun bir önemi yok. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Umarım videoyu çoktan beğenmişsinizdir. Çünkü güzelce kaldığımız yerden sandalyemi birazcık daha öne atabilirsem keyifli keyifli devam edeceğiz. Ben gördüğünüz gibi el alışkanlığı artık kas direkt oraya doğru gidiyor. Oto yıkamada işler bitti. Saat geç oldu. Hemencik gidelim. Hatta buradan alabileceğim birkaç otomobil varsa alıp mı gitsem acaba, sırf deneyim puan kazanmak için? Öyle yapalım mı? Ama hasarlı hepsi de bunların ya. Expert'de her şeyi belirtmiş aslında. Pazarlıkla beraber. Yok ya. Sayıca fazla. Ama deneyim puanı için de sayıca fazla olması çok önemli. Biz hala da dolu bir şekilde alamadık değil mi? 20.000'e alayım. Verdin gitti ya. Uğraşma ablacığım. Tamam. Kapanmadan ne kadar yetişirsem artık. Bu araç kaç para? 200. Ne yaptın ablam ya? Bize uygun fiyatlı bir şey lazım. Onu da alsam alırım. Problem yok da. 52.000 diyor. Her şey belirtmiş ama ben yine de 45'e bir isteğim yok demez zaten tahminimce. Çok fazla indirim istemedim. Audi var. Tesla var. Tesla'yı alalım. Oha, Tesla her yere gitmiş. 40.000 diyor. 32.000'e alır mıyım? Çok hasar var. Ondan dolayı düşürüyorum fiyatı. Tamam, 34.000'e. Tamam, oldu. Bu aracı alabilirim. Para kazanmak değil, şu an deneyim puanı kazanmak amacım da. Bu da 5.000 olmaz ya. 5.000 de çok az. Çok az sürem kaldı. Çabuk 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 çabuk. 45. Ver abim, ver, bir araba daha alacağım. Eyvallah cansın. Bu da çok dandik bir araba. Ama olsun, pazarlıkla beraber 25'e istiyorum. Sen de ver. 22'ye bile alınabilirdi ya. Pahalıya aldım bunu. Bir de şu aracı hiç denemedim. Kaç para? Kaç para ablam? Kaç para? 81.000 kilometre. Efsane bir araç. Pazarlıkla beraber 420'ye bırakır mısın? Bir sıfır daha koyayım. Kapanmadan ver git. Ver git. Allah razı olsun. Yetiştiğim kadarıyla bunlar yeterli gibi sanki ya. Şimdi bunlar şöyle gönderelim aracı. Hayır. Hepsini bir gönder. Başka neler aldık? Bu Tesla'yı da aldık. Hala bir yarım saat süren var aslında. Bütün tovlar da bitti. Bu da benimmiş değil mi? Bunu da tamirciye gönderelim o zaman. Bu araç da benim. Bunu da tamirciye gönderirim. Zaten daha fazla yerim yok yani. Yarısını aldık. Bakayım, deneyim puanı da 260 olmuş. Yani 4 araç daha alsam aslında bir sonraki seviye açılıyormuş. Şunu modifiye etmeyi deneyeceğim. Çok hızlı gitmiyor şu anda. İçerisinde ne kadar çirkinmiş. Drift paketi falan da yok bunun. Niye böyle kayıyor bu ya? Fatura gelmiş. Bayağıdır fatura ödemiyorum. Bakayım ne kadar gelmiş. 85.000. İyi bir şey değil. Yeteneğim. Şu 4-5 arabamı temizleyince yetenek puanım bayağı da ilerleyecek. Önce şunları tabi tamire vereyim. Bunları da tamir edeceğim. Hepsini getirdim hazırda. Tamir et hocam. Sen de bunu tamir et. Ben de bunları yıkayayım. Diğer deneyim puanı da alalım da yıkama işini de tamamlayayım. Sonrasında daha hızlı yıkayarak artık yine deneyim kasmaya çalışacağım herhalde. Tabii farklı bir şekilde de değerlendirilebilir. Hiç yıkamayı vermeye de biliriz. Sırf araba al sattan da deneyim puan kazanılabilir ama bu da kolay geliyor. Zaten nasıl olsa araçlarımızı temizliyoruz dükkana koymadan önce satılığa. Temizlerken bari hızlı temizleyelim istiyor insan. Bu aracı çok merak ettim. Hem ağır hem hızlı gibi geldi. Sen bunu ne yap biliyor musun? Full siyah boyasana hacı. Parçaları da boya. Şöyle toga da benziyor sanki. Bilmiyorum, yoksa amaçları tok muydu? Yok, arkası bayağı Ford Kuga gibi de. Ay, ama önü Ford, şey Ford diyorum, toga benziyor. Niye böyle saçma bir ses var onu anlamadım sadece.
Allah Allah. Dur ya. Hayda, bug'a girdi. Çıkabilir miyim? Alo. Kaydet. Bug'a girdi. Yani o çizgiye hiçbir şekilde gelmemesi gerekiyor galiba. İlk bu aracı tamir edeceğiz. Yarış kiti tak. Drift kiti de olsun ama yarış kitinde kalsın. Yüz tuning başarım da geldi. Basmaya gerek var mı bilmiyorum. Yere yapışsın. Gerek var bence. Işıklandırma. O nasıl ışıkla? Hadi böyle olsun. Bu da böyle olsun. Güzel bir jant beğenelim abi sana. Çok kötü jantların. Bak bu güzelmiş aslında. Siyah jant olmalı kesinlikle. Daha iyi seçenek yoksa. Şu da fena değil aslında. Hadi bunu koyalım. Birazcık daha koyu siyah olsaydı iyi olacaktı da. Artık sağlam hazır bu araç. Yani test etmek istiyorum bunu. Top speed'i falan çok iyi gidiyormuş gibi hissettiriyor. Bu da spor otomobil, hypercar ama gitmeyen türden. Janta bak, janta. Sana ne koysak? Hepsinde sönümlüyor, yakışıklı. Çık bakalım. Ah, kapadım. Şimdi hızlı bunda bir top speed denesem mi? Bakalım. En pahalı araçlardan biri değil tabii ki de ama. Çok yavaş hızlanıyor. Tesla'yı deneyeceğim bundan sonrası artık. Ağır bayağı araç. Virajlarda bitirdim de olsa ama çok ağır. Bir tur attık bile. Sen de yıkayalım. Tamam, bir yetenek puanım daha geldi. Şimdi artık diğer yıkamayı açabilirim herhalde. İki yetenek puanımla beraber. Daha da hızlandırmak için bir tane daha varmış orada. Futuristik araçlar için futuristik renkler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane Tesla'yı çok güzel boyadım. Biri böyle mor metalik gibi bir şey oldu. Öbürü de yeşil, fosfor yeşil de diyebiliriz herhalde. Şimdi seni de bir modifiye edelim kapanmadan. Tesla'lar ne modifiye ediliyor onu da görmüş olalım. Oo. Baya baya her şey var aslında. Bas kardeşim, basık Tesla. Yap gözlerinde böyle yeşil. Jantı, kendi jantı da fena değildi aslında da. Gel şunu koyalım, fotoğrafta böyle ama. Tamam, klasik kendi jantına yakın bir jant. Bakayım şimdi. Tertemiz, her şey tamam. Maksimum. Yarış kitli Tesla. Hızlanması iyi genelde bunlarda. Ama sonrası yok. Hızlanması da çok iyi değil. Viraj alması şu an bayağı iyi. Çok iyi hızlanıyor diyemeyeceğim. Bir de NOS da takılmıyor maalesef bunları. Mecbur oraya girmek zorundaydım. Ne oldu? Lastik patladı. Zıplaya hoplaya gidiyorum. Arabanın bir dengesi bozuldu kaza sonrası. Böyle şeyler var mıydı araçta hasar olarak? Hayda. Nasıl bir kaza geçirdiysek?
Oha. Sadece bir tarafta göçtü. Lan top speed deneyemedik ya. Arkadaşlar merhabalar. Şunların netliğini de bir düzeltin Allah rızası için. Kaybettik. Şuradan adam akıllı şöyle düzgün bir kazançla çıkamadım. Yine 15. Kartal 21. Uf, kazandım. Kazandım. Hiç kusura bakmayacaksın. Kazandıkça oynasam mı acaba? 18. Kal tabii ki de. Ne kartalı. Güzel. 100 binin üstünde kazanırsam başarım var. Ama 100 bin kazandırır mı tabii, o ayrı konu. 13 olmadı. Kartal. 16 da olmadı ki. İnşallah yüksek alırsın. İnşallah. Ah, eşitledik galiba şu an. 21 yaparsın sen şimdi. Güzel. Hadi şöyle 100 bin kazanalım. 11. Bir kart daha ver hocam. 10 ver. 18. 10 vereydin de 21'de kalaydık. Ya şaka mısın be? Bütün parayı yiyeceğim şimdi burada. Ama almadan da olmayacak. 15 çok büyük bir risk ya. Bu masa bana hiç uğurlu gelmedi. Bu masa çok uğurlu geldi sanki, değil mi? Ay. Hala 20 bin zarardayım bu arada. Kaldım. O da 10. Yürüyün gidin be. Testim tamir oldun mu? Olmadı tabi. Neyse biz yatıp öyle gidelim. Ya da yok. Ya da evet. Konteynerim şuralarda bir yerde olması lazım. Işıkları da aç. Üçüncü vitese geçemiyoruz bir türlü. Sanki ama arka lastikte de sorun varmış gibi davranıyor. Bakalım bunu usta tamir edebilecek mi? Bir de sorunu yok diyormuş. Sol ön çamurluk. Teker de düzelteceksin değil mi usta? Böyle kalmaz inşallah. Artık nasıl yediyse o hasarı. Sen onu tamir ede dur. Ben de bunun top speed'ini deneyeyim. Ama iyi yol tutuyor. Cüssesine rağmen. Dol nitro, dol 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 dol. 210. Nereye gittim? Hayır, geçmememiz gerekiyordu oralardan. Niye geçtik? 210 ki. Aha, top speed arkadaşlar, top speed. 300. 400. 1000'e kadar gider bu herhalde. Bas gaza bas. Aç nosu da aç. Nos da yenilenmiyor. 600. Evet, top speed böyle yapılıyor arkadaşlar. Bir SS'ini alayım. İspatım olsun elinde. Bin diye gidiyor. Ben ineyim. Araba gitsin. Beni ışınla hocam bir yerlere. Buralar çok pislenmiş. Biraz yıkayalım. Neyse, keyfimize bakalım. Başka yapabileceğim bir şey var mı burada? Yapabileceğim hiçbir şey yok herhalde. Benim de bir yere ışınlama olayı yok muydu ya, resetle gibi? Resette gibi bir şey olması lazım kesinlikle. Ya geri kaydıma dönmek istemiyorum ki. Kaydetmiş midir acaba? Testeler çok güzel gözüküyor be, renkler falan. Bunun ön lastiği yine göçük ama olsun. O şekilde satacağım, çaktırmak yok. Şimdi bu ne? Bu araç ne ya?
Dur ya, onu en son koyayım. Hyundai Fanda. Station Wagon. Tamam, Station Wagon'u biliyorum. Bu sensin. 45 almışız. 80'e okutursun diyor. 85'e yazdım ben. 850 değil tabii ki de. Tesla M3. Hangisi bilmiyorum. İkisi de olabilir. 34.8. Bunu da 80'e okutabilirsin diyor. Diğer Tesla'mız. Bunu da seni koyalım. 45 aldık. Bu 72 olur diyor. Ha, öbürü galiba o ya. Bunu 80'e yaz. Anlaşır sonra. Beetle. 40 yazalım buna da. Tamam. Lamborghini 420, 730. 720'ye koyuyorum. Lambo'yu da. Geriye sadece Jeep kalıyor o zaman. Bu olmuş. Çok acayip bir isim var ya. Ne dedin ismini? Tam göremedim. Hyundai Fanda. Hyundai de sonrası ne? 50 bine koyalım. Ya da 45'e koyuyorum. Satalım. Dükkanımızı açalım. Müşteri gelene kadar acaba araba pazarına bir gitsem baksam etsem mi? 6 araç olduğuna göre müşteri de hızlı gelecek ama ben yine bir yoklayayım. Ne var ne yok bir bakalım. Tamamen yıkanmayan Cabrio Audi'miz var. Başka Audi'ler var. Her yer Audi. Arkadaşım bugün Audi sponsorluğum var bu pazarda ya. Ne oluyor? Yetiştim. Kimileri gidiyordur artık herhalde. En pahalıdan bir en pahalıya kimse yok mu? Aa, kimse yok lan en pahalı araca. Abicim sana 43'e bırakırım. Alıyorsan al. Zamanım çalma benim. Veya ablacım bilmiyorum. Biri gitti. İkinci araç 40 bin demişiz. 25 bini almışız. Abim 33 diyor. 38 diyorum. Anlaşamazsam başkasına gideceğim ona göre. Hayırlı olsun. Güle güle kullan. 85 bin demişiz. 45 bini almışız. 80 bin diyorsun. Tamam, sana 83'e ben bunu veriyorum abicim. Hayırlı uğurlu olsun deyip el sıkışalım mı? Güzel. Geldik Tesla'lara. Bu Tesla'da daha pahalı. Bunu 80'e satabileceğim ama öbürünü biraz düşürmem gerekecek. 75'ten aşağı veremem. Bu tertemiz. Öbürünün lastiğinde sorun var belki ama. Aldı. Son Tesla'm kaldı. Bu biraz düşük. Bunu ben 70'e bırakayım. Alsın gitsin. Hadi almadan gitsen. Boş ver. Şunu da açalım artık. Geriye yine bunlar kalıyor. Aa, açamıyorum. Deneyim puanım var. Zaten sahipsin mi? Ne oluyor lan? Ha tamam. Bug'a girdi herhalde orası. Tamam, zaten temizdi. Şunu tamir etseydim lastiğin daha iyi olacaktı da. Bu kadar fiyat öldürmeyeceklerdi derken çok güzel fiyat verdi abim benim. 72 bine sana bırakıyorum abi bunu. Tamir ettireceksin ama sonra lastiğini. En pahalı araç kaldı. Gerisini sattık. Şimdi bunu satmadan upgrade yaparsam bug'a falan girmez değil mi araç buradayken? Galeriyi büyütsem yoksa bekleyeyim mi? Dur, müşteri de geldi hazır. Hala yetenek puan var diyor. Aa, bug'a soktuk galiba. Hehe. Güzel. Aracın daha hızlı tamir edilecektir. Aracın daha düşük bir fiyata yakıt eklenir. Yakıt diye boya var burada. Daha düşük bir fiyata boyatın. Bunlar pahalı değil ki zaten. Tuning belki diyebilirim ama o da 2'ymiş. 2 olmasını beklesem yoksa biri kullansam mı acaba? bine bırakırım. Hayırlı uğurlu olsun. 1 milyon 400 bin. Tamam, artık gönül rahatlığıyla büyütebilirim. Tabletten değil şuradan da yapabiliriz yükseltmeyi. Çekicin hepsini aldık. Ofiste de 750 binlik kaldı. Ve 3. seviyeye yükseltmiş olduk. Başka almadığım bir şey yok herhalde. Dekorasyon ürünlerini de tamamını koyduk. İç tasarım da değiştirmiştim. Dış tasarım da değiştirdik. Konteyner evde de her şeyi güzel yaptık.
Çok öyle aman aman büyük olmadı. Keşke ofis de büyüse birazcık daha. Hep burası büyüyor, ofis küçücük kalıyor. Şimdi çok fazla param kalmadı. 700 küsür binim kaldı. Bir açık arttırma olsa güzel olacak. 700 küsür bine ne alabiliriz? Audi'leri alabiliriz herhalde. Benim o yapmak istediğim bir detay için biraz paraya ihtiyaç var. 66 hasar, sağlam pazarlık döner buradan. Ama çok pahalaştın be, 493 bin ne? Ben bunu 300'e ise 350'ye falan almam lazım aslında. 74 bin kilometre. Öbürünün kilometresini görmedim. Bu 528 bin istiyor. İkisini bir arada keşke alabilsem ama alamayacağım. Değerli olanını mı alsam bunun? Kilometresi daha düşükmüş aslında. Hasarını ben bedavaya tamir ettiririm. Ki oyunun şöyle bir saçmalığı var. 500 binlik arabanız olsa da 5 binlik arabanız olsa da tamir masrafı aynı. O da ekonomiyi baltalayan türü aslında yönü oyunun. Yani 500 binlik arabaya gidip tamir ettirmek istediğimizde orada masraf da 5 bin değil de 50 bin olması gerekiyor. Ne bileyim yani onu bir dengesi olması gerekmez mi? Ondan dolayı birazcık fazla para kazanıyoruz her defasında. Şimdi bunu 500'e demiş. Ben bunu 380'e bir sorayım. Çok öldürdüm biliyorum ama. 390'ı sorayım. Şansımı deniyorum tamamen. 400. Çünkü çok kötü yani. 98 bin. Yine sağlam indirim yaptık. Çok vahim durumda aracı. Ne desem tamam demesi gerekiyor yani bana göre. Şimdi top speed deneyebileceğim bir araç var mı burada? Şu kabriyolu Audi'yi denemedim ben aslında da onu mu denesem acaba? Bugün açık arttırma var. Hemen başlamadan önce bunu satmam lazım hızlıca. Olduğu gibi bırakıyorum böyle ortaya. Of, çok da güzel bir araçsın sen ya. Şöyle döndürdüm. Güzel bir fotoğraf. Bolca para lazım. Belki o kadarına da ihtiyacım yoktur ama yine de deneyeyim. 800 bine kadar koy diyor. Bedavadan tamirimizi yaptık. Enayinin birine gidecek şimdi bu araba. Yani 400'e aldım. Ne kadar 1500 mi ne masraf yaptık sadece. Bitti işte bu kadar. İşte bu oyundaki bir açıktır yani. Bunu dengelemeler gerekiyor. Ta en başından. Hadi la alıcısı yok mu? Gelin hadi. Yıkayamıyorum da yani. Yıkayabilsem bari gam yemeyeceğim. Böyle maviye boyadım aracı da. Yetenek puanımı değerlendirsem mi oradan alanla mı değerlendirsem gerçi yine olmayacak. Yakıta gerek yok da boyama fiyatı da 2'ymiş gerçi. Hepsi 2 sadece yakıt 1'miş. Bu da 2. Açık arttırma. Ay başladı ya. Öf. Açık arttırmaya hızlı giden bir yol yok mu ya durakla? Saati kaçırdım bak. İlk araç gitti. İkinci aracı açacaklar biraz. Hadi yetiş 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 yetiş. Katıl. Ah yetiştim. Oy yeni araba, yeni BMW, yeni BMW. 5000 kilometrede. Bana gitti. Güzel. Olur. Bu arabayı da severim. Çok büyük kar var bunda her zaman. Son dakika yetiştim. 89 bin aldım. Normal değeri ne bilmiyorum. Tahminimce 110-120'dir. Fazlası yoktur onun. Hadi ben de attım bir 500 kağıt. 40'tan fazla etmiyor bu araç. Ama 5000 kilometredir işte. Kilometrenin değeri yok sanki oyunda ya. Kapatayım mı artık şu işi ya? Bitirin. Ne o tring tring? 2 saattir tring tringle uğraşıyorsunuz. Hadi ben basayım hızlıca 400-400 de artsın. Sussunlar. Onlar 100-100'den basacak. Ben 4 katını basayım bir anda kapatsın. Bu şekilde işte.
Maksimum verirseniz hızlıca aslında kapatmış oluyorsunuz. Ama yani. Ama bu kadar az parayla kaldım ben şimdi ona. Yeter mi bakayım? İki kere daha basamam 10.000'den. Param kalmadı, bırakın bana. Kredi. Kredi yetiş. Kredi yetiş. Çabuk. Çabuk. 200 bin tamam olur. Bekleniyor, hadi onayla. Çabuk. Hayır yapma. 200 bin krediyi de çektim boşu boşuna ya. Son dakika kaçırdım. Ay, son dakika heyecanlı bir yarış vardı. Hepsi 5000 kilometrede. Hiç özel yok ya. Sürekli gelen arabalar 5000 kilometrede geliyor. Bunu da temizleyemiyoruz yeni araç olunca tabi. Ofiste de müşteri var. Ben de temizlik yapıyorum. Umursamazlık seviyem. Nerede kaldı kir şimdi? Hı? Senin ne renk kirli? Deveye sormuşlar senin ne renk kirli diye, demiş ki nerem temiz. Neyse salla bunu da. Bu araba hiç denemedik. O yüzden bununla gideceğim. Amca gibi geldim. Al kanka al, mükemmel araba, bak pişman olmasın, bak sana pazarlıkla beraber 750'ye bu aracı bırakayım. Daha da aşağı inmeyeyim. Hatta 765 diyorum. Oldu mu? Al git. Düşünme. Görüyorsunuz arkadaşlar, biz böyle park ederiz. Onları tamir etmeme gerek yoktur diye varsayıyorum. Direkt satılığa koyabilirim. Zaten artık yavaştan bölümü de sonlandırıyorum ama şu Mustang'ler gerçekten çok zevkli sürmesi. Çok ağır. Teslim alıyorsun. Kapat. Bizim BMW gitmiş. Bitmiş. Bembeyaz olsun da işte. Bir de temizleyebilsek çok güzel olacak. Şu normalde şu an bembeyaz. Kiri de güzel yansıtıyor. Çövdür. Çok mu bastık ya? Neyse bas ya, bas gitsin. Lastik ve jantından dolayı böyle bir saçmalık var bilmiyorum ama. California. Sallıyorum. Çok çirkin ya. Çok kötü bastık. Hadi şöyle bir şey koydum. Bu kadar da basmayalım. Böyle bırakalım. Top speed'im deneyeyim. Sonra da bölümü bitirelim.
Ortalama hızı yükselt. Yol tutuş kötü, dön artık. 150 ile kaç araçta döndüm buradan ya? Yaramaz. Burada yıkasam düzelir mi araç acaba diyorum ama muhtemelen burada da düzelmez. Bir deneyeyim. Yakıt atma ve araç yıkama başarımlar bu arada çalışmıyor. Yapımcılar dinliyorsanız haberiniz olsun. İlk arabanı yıka, 10 araba yıka, 100 araba yıka, 50 araba yıka vesaire gibi başarımlar şu an işlemiyor. Tamirlerde olduğu gibi. Onları da bir düzeltirlerse sevinirim. Bakın yine temizlenmiyor gibi. Belki bitince trink diye temiz gösterir. Bakayım temizlendi galiba. Hey, oto yıkamacı temizledi. Temizlenmeyen araçlar burada temizleniyormuş. %97. Daha da üstün göremedik. Bu yolla daha iyi hız yapılıyormuş galiba. Bu şekilde artık bölüm sonuna duruyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde artık görüşüyor olacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.